Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Kısaca kendimi tanıtayım. Ben Sertan Deniz Saygılı. Daha önce IEEE Türkiye CS öğrenci temsilciliği yapmıştım. Şimdi de genç profesyonellerde yeniden bir şeyler yapmaya çalışıyorum ve seriye güzel bir webinarla başlayalım istedik. Eski mentorum Mehmet Sencer Karadayı, IEEE CS'in de eski mentoru Mehmet Sencer Karadayı'yı davet ettim güzel bir başlangıç olması adına. Sözü ona bırakacağım. Konumuza giriş yapacağız ama hemen öncesinde kısa bir duyuru maalesef yapmak istiyorum. Başkan yardımcımız Doktor Tunçer Baykaş'ın da eşi olan Pınar hocamız çok değerli bilim insanı. Doçent Doktor Pınar Boyraz Baykaş ani bir şekilde dün maalesef vefat etti. Tüm IEEE Türkiye ailesine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Maalesef bu üzücü haberle hani başlamak zorunda kaldık. Herkesin başı sağ olsun. Bugün konumuz Mehmet Sencer'i de davet etmemizin nedeni FEANG'de bir yazılımcının kariyer planlaması ve yurt dışında kariyer konusunu konuşacağız. Ama öncesinde bir Mehmet Sencer'i tanıyalım istiyorum. Kendisi benim eski mentorum. Şu anda Facebook'ta çalıştığını biliyorum. Kendinden birazcık bahsetmek, birazcık tanıtmak ister misin başlangıç olarak? Tabii, her zaman zordur insanın kendi anlatması ama İstanbul doğumluyum. Sonra okumak için Ankara'ya geçtim. ODTÜ'de uzun bir süre okudum. Çünkü bir yandan da işte girişimcilik, çalışmak, öğrenci toplulukları, değişik sosyal aktiviteler, IEEE başta olmak üzere. Çokça zaman kaybettim. Kaybettim demeyeyim, çok zaman harcadım. Onun üstüne yurt dışında çalışmak vardı hep aklımda. Yurt dışında bir sürü firmaya başvurdum. O süreçlerin birçoğundan geçtim ve Booking'den kabul aldım. 2016 yılından beri de Hollanda'da Amsterdam şehrinde yaşıyorum. 2 sene Booking'de çalıştıktan sonra da Facebook'tan gelen bir teklifi değerlendirerek Facebook'a geçmiş oldum. Hala Amsterdam'dayım. Son 2 senedir de Facebook'ta çalışıyorum. Detaylara gireriz. Yani hayatımdaki anların detaylarına da sohbet içerisinde gireriz. Geleceğiz abi. Detaylıca bahsedeceğiz. Ya konumuza geleceğiz ama konumuza gelmeden önce kısacık şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi bazen yeni mezun arkadaşlarla veya öğrenci arkadaşlarla konuştuğumda ki ben de aslında yeni mezun sayılırım yani mezun olduktan sonra 2,5 yıl gibi bir süre geçti. Daha çok tecrübeli bir yazılımcı sayılmam. Ama genelde böyle son sınıf öğrenci arkadaşlarla vesaire konuştuğumda önlerindeki kariyer fırsatlarını değerlendirirken hani nerelere gidebilecekleri konusunda bazen soru işaretleri olabiliyor. İşte girişimcilik olabilir. Günümüzde gayet popüler olduğu TÜBİTAK destekleri, BİG vesaireden yararlanıp girişimcilik yolunu seçenler olabiliyor. Yurt içinde kariyer kovalayanlar olabiliyor veya yurt dışına gitmeyi tercih edenler olabiliyor. Akademik hayatı tercih edenler olabiliyor. Bir sürü farklı farklı path var aslında arkadaşların önünde. Bir başlangıç olarak ben senin girişimci yanında bildiğim için, daha önce girişimcilikle uğraştığını bildiğim için bir ufak oradan bahsedelim istersen abi. Mezun olma aşaman ve bu girişimcilik serüveninden bahsedelim. Sonra ufak ufak hem Facebook'taki kariyerinden hem yurt dışına çıkışından bahsederiz belki. Tabii. Şöyle anlatabilirim. Benim üniversiteye gelirken çocukluk hayalim aslında girişimci olmaktı. Yani bilgisayar mühendisi olmak işte ya öyle bir hayalim de vardı ama asıl hayal üniversiteye gideceğim ve ben kendi işimi kuracağım. Başarılı bir iş sahibi olacağım hayaliyle aslında ben ODTÜ'ye gittim. Bunun da aslında baktığınızda temelinde benim kendi yorumum babamın bir girişimci olması ve benim çocukluğumda babamın iş hayatının içerisinde bulunmam diye düşünüyorum. Ne yapardım? Babamın antetli kağıtlarını alırdım ikinci sınıfta, ilkokul ikinci sınıfta. Arkadaşlarımla hayali bir şirket kurardık o antetli kağıtlarla. İşte anlaşmalar imzalardık bilmem ne ve yani hafif de bir illegal tarafı olmakla birlikte burada dile getireyim hani Korsan CD dönemi vardı benim çocukluğumda. Oyunlar, Korsan CD alırdın. Yani hani normal oyun CD'si çok pahalı bir şeydi. Ve o dönem ben bir kolejde okuyorum. Kolejde okuduğum için insanların da hani öyle bir Korsan CD falan filan gibi şey de yok. Yani hani biraz ekonomik gelir seviyesi yüksek. Ama benim yaşadığım yerde Korsan CD'ye erişimim var. Bilgisayardan anlıyorum biraz. Aldığım CD'leri kopyalayıp insanlara ya da oynadığım, kopyalamadan daha önce oynamış olduğum CD'leri aldığım fiyatın 5 katı
fazla bir şeklinde satıyordum. Tabii onların da normalde dışarıdan aldıkları oyunlardan daha uygun olduğu için, cep harçlıklarıyla alabildikleri için alıyorlardı. Öyle bir business kurmuştum kendime ben ilkokulda. Ve arkadaşlarım da yanıma ortak almıştım. Gibi gibi. Şimdi bu mantaliteyle büyüyüp geliştikten sonra da işte ODTÜ'ye giderken böyle bir hayalle gittim. Hakeza bu hayalimi birçok kez gerçekleştirme fırsatı buldum. Yani ben kendimi seri başarısız bir girişimci olarak değerlendirebilirim. Birkaç tane farklı iş fikrini kovaladım. İşte bazılarında bahsettiğin o şeyleri aldık. Devlet desteklerini aldık. Bazılarında yatırım aldık. Yurt dışından girişimcilerden, yurt içinden melek girişimcilerden. Hiçbiri çok böyle hani product market fit diye geçer ya, bir ürünü aslında market uyumunu sağladığı noktaya getiremedik. Bunun birçok sebebi var. Yani neydi ilk girişimler? İlk gittiğimde kurduğum bir Rich Internet Applications diye bir kavram vardı, bu flash zamanı, Silverlight zamanı, düz HTML web sayfalarından daha kuvvetli web sayfaları ve web uygulamaları dönemiydi. 2009'un sonu, 2010'un başı gibi. Onunla ilgili bir girişim kurduk. Sonra mobil ve mobil oyun büyük yükselişteydi. Atom vardır, animasyon teknolojileri oyun merkezi. Kurucularından biri de eski IEEE'dir. Ferhan, buradan selam olsun. Atom'a girdik. Atom'da mobil oyun geliştirmeye başladık. Pervasive gaming diye bir kavram vardır. İnsan hayatın içine oyunu entegre etmek. İşte Treasure Hunt konseptli oyunlar yaptık. Sonra yine başka bir IEEE ile RAS başkanı o dönemin, Kadir, robotik girişimi yapıyordu. O robotik girişimine senin de olman gerekiyor dedi. Çok da ısrarlı bir şekilde. Ben girişimciliğe tövbe ettiğim dönem beni çekti o girişime. İkna kabiliyeti yüksek bir arkadaştır, motive de eder. Onunla birlikte robotik girişimine girdik ki hiçbir alakam yok yani benim robotikle baktığınızda. O girişimle birlikte, onunla birlikte güvenip girdim. Onunla bir iki sene bu işi devam ettirdik. Aynı zamanda research'un olduğu bir işti. Böyle bir geçmişim oldu. En sonunda geldiğim noktada ben dedim ki kendi kendime, ya biraz pişmem lazım sektörde. Böyle olmayacak. Bu tek bir yol değil ama biraz pişmiş olmak bence benim deneyimlerime göre biraz ekstra bir şey katabiliyor. Bir de ben yurt dışında yaşamak istiyorum. Açıkçası kendi girişimini kurup yurt dışına çıkmak imkansız mı? Değil. Yapan insanlar var. Bir sürü örneği var. Ama başka bir corporate kurumsal düzende çalışıp yurt dışına çıkmak daha rahat ve daha kolay, daha hızlı. Ben o yolu seçtim. Yurt dışında yaşamayı tercih ettim. Bitti mi girişimcilik yolculuğum benim hayatımda? Hayır. Ben şu anki rolüm aslında çözüm mühendisi dediğim rol girişimci bir rol temelinde. Onun da detayına gireriz nasıl bir rol olduğunda. Ve benim girişimcilik geçmişime bakıp aslında bana bu teklifle geldiler. Yani benim iş arkadaşlarımın çoğunu eski CTO, co-founder falan insanlar şu an Facebook'ta. Yani startuplar kurmuşlar, bazıları satmış, exit yapmış, yeni bir iş gelmiş, bazıları batırmış. Öyle insanlarla birlikte çalışıyorum ama bunun dışında da artık kurumsal hayatın dışında muhtemelen ilerleyen zamanlarda bir ara girişimciliğe döneceğim. Bakalım. Umarım çok uzun sürmez abi geri dönmen. Ben senden, ya ilk mezun olduğum zamanlarda senden mentorluk alıyordum aslında. Çok başarılı bir mentee değildim ama koparabildiğimi koparma eğilimindeydim ve en azından vizyon katma açısından bir şeyler öğreniyordum. Seninle bu tarz oturup belli session'lar yapıyorduk. Yani yine farklı şey değil aslında. Yeni mezun olduğumuzda veya işte dediğim gibi üniversitelerin son sınıflarındayken genelde niyeyse kendimizi çoğunluktan bahsediyorum, genelleme yapıyorum, mutlaka ayrıcalıklar vardır ama kendi bölümümüzdeki, kendi sınıfımızdaki veya Türkiye'deki diğer üniversitelerdeki, benzer seviyedeki üniversitelerdeki meslektaşlarımızla, geleceğin meslektaş olacağımız rakiplerimizle karşılaştırıyoruz. Onlara bakıyoruz, sektöre nasıl atılacağımızı düşünüyoruz. Ama aslında bizim işimiz evrensel yapılmaya çok müsait bir iş. Global bir iş. Sınırlarla, ülkelerin sınırlarıyla, dillerle vesaire çok böyle baskılanmış ve çok filtrelenmiş bir şey değil.
pekala çok kolay bir şekilde global bir rekabete girmekte söz konusu. Ama öğrenciyken bazen bunu göremeyebiliyoruz. Vizyon hani gerek eğitim sistemimizden gerek belki kişisel gelişimimizi eksik yaptığımız için, kendimize yatırım yapmadığımız için. Ben şanslıydım, senden o dönem mentorluk alıyordum. Hani en azından bazı şeylerde fikir sahibiydim. Yeni mezun olduğumda nereye başvurabileceğimi, nasıl başvurabileceğimi vesaire birazcık öğreniyordum. İstiyorum ki yeni arkadaşlar da, şu anki öğrenci arkadaşlar, önlerinde böyle de bir kariyer yolu olduğunu farkında olsunlar. Dolayısıyla şu an bir öğrenci olsan, tekrar üniversite 1. 2. sınıfta olsan ve kendine yeniden yurt dışında bir kariyer yolu, bir planı çizecek olsaydın, neleri farklı yapardın, nelerin üstünde daha çok dururdun? Şu an hani belki Facebook değil, Facebook yani dünya devi bir şirket, ama daha temel düzeyde başlayacak olursak, biraz daha ilerleyen süreçte Facebook'ta çalışmanın nasıl bir iş olduğunu, oranın mülakat süreçleri nasıl olduğunu konuşuruz ama yurt dışı kariyer planı çizeceksek dikkat etmemiz gereken şeylerin neler olduğunu ve rakiplerimizden ne eksikliklerimiz ne fazlalıklarımız olup olmadığı konusunda biraz yorum yapmak ister misin? Onları sana sorsam yorumun ne olur? Tabii ki. Ben mesela kendimi ve kendi geçmişime baktığım zaman aslında zaman kaybettiğim, hani bu amaca doğru gidecek olduğumu bilseydim. Benim aklımdaki hayal şuydu aslında Sertan, şunu söyleyeyim. Yani ben bu tarz bir büyük firmada çalışacağımı biliyordum bir ara. Ama başvurup mülakat yapıp da mülakatı geçip çalışacağımı değil de bu tarz bir firmanın benim startup'ımı acquire edip, satın alıp beni de bir eleman olarak çalıştırmasıyla hayal ediyordum. Benim hayalim buydu. Bu yüzden de açıkçası mülakat süreçlerine, oradaki o konseptlere çok çalışmıyordum. Çok önem vermiyordum. Ve bunlar aslında baktığın zaman bu tarz büyük firmaların, Feng diye dedik ya, başlığa da koyduk. Hepsinin mülakat süreci 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Ve hepsi üniversite 1 ve 2. sınıflarda öğretilen algoritma ve veri yapıları dersi, data structures dersinin birer, yani onları temel alır ve onların üzerine inşa eder mülakat süreçlerini. Çünkü yazılım dünyasında farklı dilleri konuşan binlerce, yüz binlerce insan var. Ve her biri farklı bir dil aslında. İşte Java yazan var, C# yazan var, C yazan, C++ yazan var, Rust yazan var, Node.js, yani bir sürü programlama dili, bir sürü farklı şekilde iş yapan insan var. Ama günün sonunda programlamanın temelleri, bilgisayar biliminin temelleri her yerde aynı. Hangi programlama dilini kullanıyorsan kullan, sonunda geldiğin şey aslında bir Turing makinesi dediğimiz bir yapı. Yani temeli aynı bütün dillerin. Oradaki algoritma ve veri yapıları da 3 aşağı 5 yukarı aynı. Verimler, işte yapış şekilleri biraz farklı ama temel aynı. O yüzden de bu firmalar programlama dili agnostik olmak için, yani programlama dillerine bağlı kalmamak için ya da teknolojilere bağlı kalmamak için diyeyim, temellerin üzerine bir mülakat süreci geliştirmiş durumda. Şimdiki aklım olsa üniversite 1-2'de aldığım bu derslere çok daha fazla önem verirdim. Çok daha iyi öğrenirdim. Ve daha sağlam bir temelle yola çıkardım. Ben işte mezun olma aşamasına geldiğim zaman oradaki eksikliklerimi fark ettim. Ve onları tamamlamak için ekstra çalışmam gerekti. Kaybettiğim şey zaman. Yani ben mülakatlara her türlü hazırlanmanız gerekiyor. Onları çok iyi biliyor olsanız da zaten mülakatlara biraz hazırlanmak gerekiyor. Çünkü ÖSS gibi bir kavram. Yani çıkmış soru çözüyorsunuz mülakatlara hazırlanma döneminde. Yine bir o hazırlanmayı yapmak lazım ama çok daha hızlı gelişebilecek bir süreçti o. Öte yandan orada bir şey fark ettim sen söylerken. Hani Facebook değil ama dedin. Facebook olmaması için hiçbir sebep yok yeni bir mezun insan için. Benim aslında baktığın zaman Facebook daha çok fazla yeni mezun pozisyonu açan ve yeni mezun insan alan bir firma. Tabii ki bu tarz firmalarda rekabet biraz daha farklı olduğu için, yani atıyorum Türkiye'de bir firmaya başvurursun ve rakiplerin 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Daha hani 80 milyon içerisinde kaç tane programcı var da işte o dönemde mezun olmuş falan filan, yani düşürdüğün zaman rakamları aslında rakiplerin 10'la işte 50-60 arasında falan filandır. Ama o ölçüye çıktığın zaman, global ölçüye çıktığın zaman çok farklı düzenlerden gelmiş, çok farklı kültürlerden gelmiş yüzlerce, binlerce insanla birlikte. Bir pozisyon için binlerce insanla yarışıyorsun. İşte orada sıyrılmak
sivrilmek biraz daha zor oluyor tabii ki. Yani rakamlara, yani sayıya, matematik bildiğin aslında, istatistik yani hani baktığın zaman. Arz talep dengesi. Yani olasılık, yani o kadar kişi içerisinden sen olma olasılığın sonuçta düşüyor kişi sayısı arttığı sürece. Ama olmaması için hiçbir sebep yok. Senin dediğine çok katılıyorum. Vizyon. Yani ben de bu vizyona biraz geç sahip oldum. Benim farklı vizyonlarım vardı diyeyim ama bu vizyonu görmek lazım. Bu tarz webinarların, işte mentorluklerin aslında katmaya çalıştığımız şey, yapabileceğimiz en büyük şey. Hani dedin ya çok yararlanamadım ama aslında yararlanmışsın. Önemli olan oradaki vizyonu almak. Benim sana verebileceğim tek şey vizyon. Ya da işte herhangi bir mentiye verebileceğim tek şey vizyon. Gerisi senin üzerine kalmış. O vizyonu alıp değerlendirmek, değerlendirmemek sana kalmış bir şey. Ya da işte X bir kişiye kalmış bir şey. O yüzden o vizyon olduğu sürece ve çalışma azmi, isteği olduğu sürece herkes her şeyi başarabilir. Burada bence bir şey yok, sınır yok yani. Peki o zaman direkt şeyi sorayım. Biz bu özgüven problemine nasıl aşacağız? Ya da hani bu özgüven problemimiz yoksa bile... bu global düzeyde rekabete nasıl gireceğiz? Yani bu kadar çok rakibin olduğu bir yerde yeni mezunken benim oraya bir şekilde hazır olarak gelmem lazım. Dolayısıyla evet, bazı şeyleri ertelemeden mümkünse şimdi başlamam lazım. Bazı şeyler için ya hiçbir zaman geç değil. Mezun olmuş da olabilirim, yeniden hazırlanabilirim, sorun değil ama önümde vakit varsa şu an değerlendirmek isterim. Hazırlanmak açısından veya işte dediğim gibi bu özgüven problemini aşmak açısından önerebileceğim bir şey var mı? Onu sorayım. Sonrasında ufak ufak senin yurt dışına geçiş macerana başlamak istiyorum Booking'le. Şöyle söyleyebilirim. Kesinlikle üniversitede verilen derslere, derslerle sınırlı kalmamak gerekiyor. Kesinlikle teknik anlamda, kariyer anlamında üstüne bir şeyler koymak gerekiyor. Ve bunu işte kariyerini global anlamda inşa etmek istiyorsan, kariyer gelişimini de global anlamda yapmak gerekiyor. İşte nedir bu Stack Overflow'da aktif olmak, işte sorulara cevap vermeye çalışmak olabilir. GitHub'da işte open source, açık kaynaklı projelerde destek olmak olabilir. Yurt dışında başka yazılımcılarla sohbet, muhabbet edebiliyor, onlarla bir fikri tartışabiliyor olmak olabilir. Güncel bütün teknik alandaki gelişmeleri takip ediyor olmak, IEEE Spectrum üyesi olmak, işte oradan paper'ları takip ediyor olmak gibi gibi aslında global community'de, bu organizasyonun içerisinde kendine bir yer bulabiliyor musun? Onları takip edebiliyor musun? O tamamen bununla aslında kendine bir sürü yeni bilgi katıyorsun. Ve o bilgiler seni başka insanlardan bir adım, iki adım öteye taşıyabiliyor. Zaten öğrendikçe de insan şeyden çıkıyor. Yani hani dedin ya, o korkular ya da işte ben yapabilir miyim diye sorgulamak. Öğrendikçe, bu işin içerisine girdikçe aslında çok da zor bir şey olmadığını, atom parçalamak olmadığını, işte rocket science olmadığını anlıyorsun aslında. Yani yapan insanlar var, bir sürü örnek var önünde. Onların nasıl yaptığı var. İnsanlar bu tecrübelerini paylaşmak konusunda gerçekten cömertler. Geri kalan, insana kalan şey onları, o paylaşılan bilgiyi alıp, özümseyip onun üzerine çalışmak. Onu yapabiliyorsan, o zamanı koyuyorsan, o emeği koyuyorsan süreç kendiliğinden gelişiyor. Hı hı. Ya IEEE aslında burada sadece bir araç ve yani bunun gibi kullanılabilecek yüzlerce araç, onlarca araç varken, işte Stack Overflow'da soru cevaplamak da olabilirken, bu kurulabilecek global network'te IEEE ağı da kullanılabilir ve ben işte bu konuda şanslıydım ki IEEE'nin mentorluk, evet, programı sayesinde seninle tanıştım aslında o dönemde. Çok kıymetli bir kaynak yani IEEE'nin verdiği network özellikleri ve diğer fırsatlar çok kıymetli. Yani ondan iyi değerleniyor olmak lazım, değerlendiriliyor. Ama sadece bu network'e girmekle ya da başka herhangi bir network'e katılmakla kimse de kucağımıza hazır bir şey getirip bırakmıyor. Burası sadece bize bir kapı aralıyor. Aslında bütün mevzu yine bizde bitiyor. Yani o fırsatı kullanabilmek, değerlendirebilmekle alakalı diye anlıyor ve yorumluyorum. Katılıyorum. Tabii ki. Tabii. Yani emeksiz ekmek yok ya. Bunun şeyi budur yani. Emek vermeden bir şey kucağına düşüyorsa düşebilir. Şans her zaman olabilir hayatta da. Onun tekrarı zor. Yani bir kere olur, iki kere olur. Hayatın süreci boyunca her şey hazır düşmez insanın kucağına. Biraz çabalamak lazım.
Ya bilmiyorum şansa inanıyor musun? Bazı şeylerde birazcık şansın da söz konusu olduğunu düşünüyorum ama fırsat kapına geldiğinde değerlendirebilecek hazırlıkta olmak da önemli bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Peki yani fırsat senin kapına nasıl geldi abi? Sen buradan Booking.com'a nasıl gittin? Yani hani nasıl bu süreç gelişti? Başvurmaya nasıl karar verdin? Birazcık oranın mülakat süreçleri nasıldı? İşe alım süreçleri nasıl? Birazcık o aşamadan bize bahsedebilir misin? Tabii. Fırsat bana 15 Temmuz'da geldi. O elim gece ve sonrasında gelişen olaylar beni Booking'e yöneltmiş oldu. Ben şöyle bir işte biraz geriye gidiyorum. İşte üniversite startuplar artık ben şey kararını vermişim hani startupçılık kovalamayacağım daha yurt dışında yaşamak istiyorum. Ne var önümde örnekler? İşte yapmam gereken şeyleri araştırdım. Kitaplarımı aldım, çalıştım. O dönemde yaptığım bir hata, bu süreçlere firma firma yani bir firmayla başlayıp onun sonunu görüp işte red alıp ya da muhtemelen red alınca işte bir sonraki firmaya geçmek. Yani bunu senkron bir şekilde yapmak. Yani programlamada da kullanırız ya senkron bir şekilde devam ediyor olmak. Biri arkasına birini koyuyor olmak çok büyük zaman kaybı. Genelde bu tarz bir yola girdiğin zaman 5-6 firmayla aynı anda 5-6 thread'den aynı anda şey yaparsın, mülakat yaparsın. Çünkü zaten mülakat süreçleri asenkron halde yapılabilecek, yönetilebilecek süreçler. Bir mülakat yapıyorsun 1 saat, sonra o gidiyor değerlendirmeye, onun bir hafta sonra sana diye şey geliyor. Devam ya da tamam karar geliyor. O sürede başka firmalarla başka fırsatları kovalama şansı da var. Şimdi ben ilk başta bunu tek tek yapıyordum. Ve 2-3 tane redden sonra artık hayal kırıklığı olmuştu. Çünkü ben bir baktım, 3-4 ayımı harcamışım. 3 tane hayır almışım. Birinde son aşamaya kadar gelmişim. Yani güzel öğreniyorum da süreçten. Geri bildirimleri okuyorum. Bir sonraki süreci öğrenerek giriyorum ama hepsinde de bir tık daha ilerliyorum. Bazen şanssızlık oluyor. Bazen yapamadığım bir şey çıkıyor karşıma ve olmuyor. Ve bakmışım 3-4 ay geçmiş. Dedim bu böyle olmayacak. Benim zamanda istek, o da bir işte ODTÜ'de, IEEE, işte İTÜ'de, ODTÜ'de birlikte IEEE ve istek birlikte çalışırdı. İstek de bir elektrik elektronik öğrencileri forumu, Avrupa forumu diye geçer. İstek'in bir etkinliğinde Slovenya'da tanıştığım bir firmaya onlar beni zaten çok beğenmişlerdi. Onların bir hackathonunu kazanmıştım. Bana bir staj teklifi yapmışlardı ama startup var diye gitmemiştim. Sonra iş teklifi yapmışlardı. Çok düşünmediğimi söylemiştim. Ya dedim öyle bir fırsat vardı elimde. Bari onu değerlendireyim. Hani Edirne'den öteye çıkayım da sonrası gelir. Hani Slovenya'ya gideyim. Sonrası gelir demiştim. Onlarla zaten bir mülakat süreci de olmadı. Beni tanıdıkları için. Yaptığım işi de biraz bildikleri için. Üç aşağı beş yukarı. Onlar tamam dediler. Biz sana kontratı göndereceğiz. Başlayalım. İşte fiyatta anlaştık. Maaşla anlaştık falan filan. Ve 15 Temmuz oldu. 17 Temmuz'da oradaki kontağım beni aradı ve Mehmet dedi biz sana veremiyoruz şey kontrat. Yani Türkiye'nin durumu şu an belli değil. Zaten vize Slovenya'da vize çıkartmak, yabancı bir çalışana vize çıkartmak çok zor. Şu durumda nasıl çıkartabileceğimizi bilmiyoruz dediler. Peki dedim. Ve ne yapacağım? 17 Temmuz'da ben bütün network'ümü açtım önüme. Google'da çalışan arkadaşıma yazdım. Booking'de çalışan arkadaşıma yazdım. Palantir'de olana yazdım. Amazon'dakine yazdım. Yani önümde hangi firma varsa, network'ümde kim varsa ya dedim CV'm bu. Bana beni refer eder misiniz? Sağ olsunlar hepsi de beni kırmadılar. Hepsi de ettiler. Ben bu firmaların hepsiyle mülakat sürecine başladım. Bazıları şanssızlıklar oldu olmadı. Bazılarıyla son aşamalara falan kadar geldim. En son Booking'den teklifi aldım. Kabul ettim. Aldığım gibi. Ondan sonra bir ay sonra da Google mülakatım vardı. Yani hayatımda bir Google mülakat, iki kere Google mülakatına girdim. İkisinde de muhteşem kafa rahatlığıyla girdim. Çünkü bir tanesi Booking'den teklif aldıktan bir ay sonraydı. Diğeri de Facebook'tan teklif aldıktan bir ay sonraydı. İkisinde de zaten Google'a gitmeyeceğimi bildiğim için yani hani ne olursa olsun muhteşem bir kafa rahatlığıyla girip çok da çalışmadan ikisinden de red alma. Hani ilkinde çok yaklaşmışım. Başka benden daha iyi
candidate varmış, ona vermişler. İkinciyi o yüzden davet etmişler gibi gibi bir süreç oldu. Ve böyle bu şekilde booking'e geldim. Orada başka bir IEEE, çok özür dilerim, başka bir IEEE gönüllüsü olan Kerem booking'de çalışıyordu. Onun sayesinde, onun beni refer etmesiyle aslında şey oldu. Yani IEEE network'ü her yerde işimize yarıyor. Senin için çalışmış olmasına sevindim abi. Şeyi soracaktım. İki kere Google'ın mülakatına kafam rahat girdin dedin ya. Evet. Aslında bu bir nevi bir de bir egzersiz, öyle değil mi? Yani hani baktığında öyle. Yabancı firmaların mülakatlarına giriyor olmak ya da hackathonlarına girip orada meslektaşlarınla yarışıyor olmak sana bir hem kondisyon kazandırıyor hem de belki kendindeki eksiklikleri fark etmen açısından da, çünkü sana neden reddedildiğini de gayet detaylı bir şekilde açıklıyorlar. Tabii. Hepsinde çok net. Yani çok şey öğrendim. Atıyorum bir Google mülakatında o kadar net bir feedback vermediler ne yazık ki. Birkaç ay sonra döndüler falan. O biraz şey, sancılı bir süreçti. Zaten çok da beklemiyordum ama çok önemli değildi ama. İkincisinde mesela sistem tasarımı mülakatı vardır bu firmaların. Sistem tasarımı mülakatında benim hiç aslında mülakatta aklıma gelmeyecek bir şey bekleniyormuş benden. Onu öğrendim, dedim ki demek ki Google sistem tasarım mülakatlarında böyle bir şey de bekliyor. Şimdi ben bunu oraya girmesem nasıl öğreneceğim? Yani hani o tecrübe çok önemli gerçekten. Ve bu firmaların hepsi 6 aylık bir süreçle yeniden başvurmanı olanak sağlıyorlar zaten. Yani hani bir kere başvurdun ve bitti diye bir şey yok. Bir kere başvurdun, giremedin, öğrendin öğreneceğini, çalıştın, 6 ay sonra çalış bir daha gel diyor. Bir daha elen, bir daha gel, bir daha elen, bir daha gel. Yani yeniden güreşçi yeniden pehlivan güreşe doymazsa ve sonunda da azimle dağılır delerse giriyor gibi de bakılabilir mevzuya. Yani aslında mülakatı kaybettiğinde ya da mülakatın herhangi bir noktasında iş olumlu ilerlemediğinde, senden daha iyi bir aday olduğu için veya sen şartları karşılamadığın için seni herhangi bir kara listeye alan yok. Dolayısıyla tekrar tekrar denemende bir sakınca yok. Ben ve gerçekten çok absürt bir şey yapmadığım sürece orada, yani hani atıyorum kopya çekmediğim sürece, kimseyle kavga etmediğim sürece, tabii yani onların da bir kara listesi var bu firmalarında, hani bir daha mülakata almayalım dediği insanlar var. Ama yani sen girip çok adam akıllı bir şekilde mülakatını yapıp öyle ya da böyle senden daha iyisi olduğu için, sen kötü gününde olduğun için, herhangi bir sebepten dolayı mülakattan geçemedin diye de kimse seni şey yapmıyor. Ben şu an çalıştığım firmaya da bir global düzeyde bir hackathon düzenliyorlardı mesela. Aynı anda 8 şehirde hackathon vardı. Ben İstanbul ayağında işte arkadaşlarımla kurduğumuz bir ekiple katılmıştık ve biz orada Türkiye ikincisi olduktan sonra hani ben bu firmada çalışmaya başladım mesela. Bu tarz hackathonlar falan da kapılar aralayabiliyor. Belki hani biraz daha cesur olup bu görüşmelere başvurmakta veya bu hackathonlarda şansını denemekte bir sakınca yok diye düşünüyorum. Şeyi soracağım sana abi, sen farklı firmaların mülakatlarına girdin uluslararası düzeyde. Bu farklı mülakatlarda bir pattern, gördüğün bir pattern, aslında bir benzerlikler ürünü var mı? Hani birazcık işte şeyden bahsettin, bu data structure üzerine sorular geldiğinden bahsettin. Süreçler genelde yakın mı, yoksa her firmanın apayrı süreçleri var ve her firma apayrı yollar, apayrı beklentiler mi karşılıyor bizden? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu tarz firmaların çok spesifik pozisyonları olabiliyor. Video engineer, işte video mühendisi, security engineer, site reliability engineer. Bunun özel olan mühendislik ve rolleri bir kenara koyuyorum. Onların mülakat süreçlerini bilmiyorum. Ben bütün bu firmalarda software engineer mülakat süreçlerinden geçtim. Ve software engineer mülakatları bu firmalardaki, yani gerçekten ufak nüanslar dışında tıpatıp aynı. İlk başta bir online çözebileceğim bir code challenge gönderirler bir platform üzerinden. Çok basit bir soru. 15-20 dakika, 1-2 soru vardır. Basit bir kodlama ve algoritma bilgisiyle geçebileceğin tarzda bir süreçtir. Onu geçersen seni bir mühendisle telefonda buluştururlar ve telefonda konuşurken sana verilen bir ya da iki tane algoritma tabanlı, yine de veri yapıları ve algoritma tabanlı bir problemi o karşındaki mühendisle konuşarak, sorular sorarak, bulduğun çözümleri onunla tartışarak, işte çözümleri analiz ederek, çözümler arasındaki trade-off'ları ortaya koyarak falan filan
o sorunu çözmeni beklerler. Ondan sonra bu aşamayı da geçersen seni yüz yüze görüşmeye davet ederler. Korona öncesi bu ofisin bulunduğu yere uçmaktı. Bu firmaların hepsi seni uçak biletini karşılar, gidiş dönüş. Bir gece de konaklamanı karşılar. Booking için ayrıdır booking 4 gece karşılanmıştı. Hani hem de Amsterdam'ı gör, yaşamak isteyeceğin, ister misin istemez misin diye öyle bir tarafı da vardı. Seni oraya taşır ve bir gün içinde 5-6 tane bir mülakattan oluşan bir sürece sokar. Bu mülakatların içerisinde de 1-2 tane yine o telefonda çözdüğünün biraz daha zoru, tahtada yaptığın ya da kağıt kalemle yaptığın yani, bir problem ve o problemi algoritma ve veri yapılarını kullanarak çözme, yine mühendisle sohbet ederek bir ya da iki tane değişebilir sistem tasarımı. Yani kod yazman beklenmez ama daha geniş bir sistem tasarlama. İşte serverları ne kaç tane server alacaksın? Load balancerları, genelde web uygulamaları, bu tarz firmaların web üzerine çalıştıkları için web uygulamaları tasarımını tartışırsın. Ve işte atıyorum o firmaların ürünleri üzerinden gider genellikle. Mesela bana bir tanesinde YouTube'un bir kısmını tasarlamamı istemişlerdi. Google'da. Ve en sonunda da işte bir tane gerçekten bizim şirketimize uygun musun? Bir fit var mı? Hani cultural fit olarak. Daha soft skill bir mülakat olur. Google sadece teknik yapıyor. Full teknik gidiyor. Facebook o soft skill tarafı da koydu. Booking de koydu. İşte bu tarz bir yapı aslında. Baktığın zaman temel olarak insan, yani ben de mülakat yapıyorum şu an Facebook'ta. İnsanları mülakata alıyorum ve baktığım şey şu. Ben bu insanla yan yana çalışmak ister miyim? Aynı takımda çalışmak ister miyim? Bir problem çıktığı zaman karşımıza bu insanla oturup onu konuşup bir çözüm konusunda anlaşıp o çözüme doğru gidebilir miyim? Bir çözüm bulduğu zaman hani çözüme nasıl gidiyor? Nasıl düşünüyor? O çözümü nasıl hayata geçiriyor? İşte sonra çözümü hayata geçirdikten sonra onun verifikasyonunu, validasyonunu nasıl yapıyor gibi süreçlere bakıyoruz aslında. Bunların hepsi proxy metric dediğimiz, aslında bütün mülakatçılar bu insanla ben aynı firmada olsam çalışabilir miyim mi sorguladıkları bir süreç. Ama tabii bunu oturup seni bir gün, iki gün, bir hafta çok maliyetli bir şey olduğu için seninle oturup bir hafta çalışmaya çalışsak anlarım ben seninle iyi çalışıp çalışamayacağımı. Ama herkese bunu yaparsam yani ölçeklendirilemez bu süreç. O yüzden bunu proxy metriklerle ölçmeye çalışıyoruz. Şey dedin, onu biraz daha açmak istiyorum abi. Bu tamam, sonuçta bu mülakatlarda bilgi de tabii ki sorgulanıyor ama birazcık da bilginin sorgulandığı kadar düşünce yapısı, düşünce şekline de önem veriliyor. Yani hani senin bir problemi çözerken gittiğin yol, gitmeye çalıştığın yol veya bir sorunun belki nedenini bilmesen bile en azından onu tahmin yoluyla, hani bilgisayar bilimleriyle veya artık bildiğin altyapı neyse, sorunun altyapısı neyse, teorik olarak ona yaklaşıyor olman da son derece kıymetli bir şey gibi görünüyor aslında. Tabii ben şöyle bir anımdan bahsedeyim. İşte Facebook mülakatında bir tane soru, kodlama sorusu. Soru geldi, tartıştık. Ben algoritmayı çıkardım. En efektif algoritmayı, en verimli algoritmayı buldum. Bitiremedim kodu. Yani bir yerde takıldım. Yani o an insanız hepimiz. Yani bazen tıkanıyorsun, göremiyorsun. Kod bitmedi. Ama beni mülakattan geçirdiler mesela. Yani oradaki süreç aslında 1-0 değil. Soruyu doğru yaptın mı, yapamadın mı değil. Makul bir şekilde iletişim kurdun mu? Nasıl düşündün? Düşünce yapın nasıl? Kodlamayı biliyor musun? Tabii ki bakıyorlar. Yani hani oradaki ben de hiç kod kalem oynatamadım değil sonuçta. Hani bir ufak kısmını yazamadım. Bitmedi çözüm. Ama gidişattan derlerdi ya eskiden, hocam gidişattan not veriyor musunuz diye. Gidişattan not veriyorlar bu tarz firmalar. Ben birebir yaşadım yani. Anladım. Güzel. Booking'de bir süreç yaşadın. Sonra Facebook'a geçtiğin gibi, dediğin gibi solution engineer olarak Facebook'ta çalışıyorsun. Evet. Bu hani girişimcilik tecrübelerin vesaire, ben birazcık daha önceden dediğim gibi mentorum olduğun için de biliyorum. Aslında sen orada da girişimcilikte kendine kattığın şeylerden faydalanıyorsun. Facebook'taki pozisyon öyle bir pozisyon. Evet. Birazcık bize tam olarak ne yaptığını, pozisyonundan vesaire bahsedebilir misin abi? Sonra da Facebook'ta genel bir hani çalışma ortamından, havadan birazcık bahsetme şansın var mı bulunduğun ofiste? Tabii. Şimdi ben
çözüm mühendisi ya da işte solutions engineer olarak çalışıyorum. Facebook'ta bu software engineer'den biraz bir tık daha farklı bir rol. Fark da şuradan geliyor. Bizim business konusunda, iş konusunda işte müşterilerle, bizim müşterilerimiz reklam verenler. Facebook gelirinin %90'dan fazlasını, hatta 95'ten fazlasını reklam gelirlerinden sağlıyor bildiğiniz üzere. Instagram, Facebook üzerindeki reklamlarda. Ve reklam verenlerin değişik, komplike sorunları oluyor. Onlar da birer işler yani. Hani bir, onlar da birer business yönetiyorlar ve o business'ın da bazı amaçları var. Ve marketingi aslında, pazarlamayı Facebook üzerindeki sosyal ya da başka platformlardaki pazarlamalarını bu iş amaçlarını hayata geçirmek için kullanıyorlar. Daha çok ürün satmak için, daha farklı bir şekilde ürün satmak için kullanıyorlar. Bizim ürünlerimiz her zaman, Facebook portfolyosundaki ürünler her zaman onların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Biz de çözüm mühendisleri olarak, solutions engineer'lar olarak marketlerde konuşlanan mühendisleriz. Ben müşteriyle birebir sorunları hakkında sohbetler ediyorum. Onların iş planlarını, işte kafalarında ne var, nasıl bir şekilde reklam koşmak istiyorlar bizim platformlarımızda, ne eksikleri var, onları anlıyorum, analiz ediyorum. Ve onun üzerine eğer orada bir fırsat görürsem, yeni bir ürün fikriyle ortaya çıkıyorum. Sonra bu yeni ürün fikrini alıyorum, içeride pazarlıyorum Facebook içerisinde. Değişik product takımları dediğimiz, işte mühendislerin çalıştığı ürün takımlarıyla sohbet ediyorum. Product manager'larla sohbet ediyorum. İşte satışla sohbet ediyorum. Herkese sohbet edip fikri pişiriyorum. Sonra fikrin, işte fikir aşamasından aslında teslimine kadar, son anahtar teslimine kadar bütün süreçlerini yönetiyorum ve içinde bulunuyorum. Yani kod yazması da, ürünü geliştirme de dahil. Fikirden başlıyor. İçeride bu stakeholder management dediğimiz ürünün satılması fikrin içeride kabul ettirilmesi, sonra bir takım oluşturulması, o takımın yönetilmesi, geliştirme süreci, ondan sonra bu geliştirilen ürünün pazarlaması, yani önce bir MVP'nin çıkması, testin yapılması, sonra test başarılıysa bu ürünün pazarlanması global ölçekte başka firmalara. Ve bütün bu süreçlerde bulunuyorum. Sonra ürünün, artık ürün tamamlandı, birçok müşterisi var. Onun biraz birkaç iterasyonu, hani geliştirilecek, başka feature'lar eklenecekse falan filan, onlarla birlikte başka mühendislerle çalışıyorum şeklinde bir süreç aslında. Yani nedir mühendis? Normalde bir yazılım mühendisi, software engineer dediğimiz rol, bir takıma girer, bir ürünün bir parçası, ya bir ürünle ya da bir ürünün bir parçasıyla ilgili işte çeyreklik, yarı yıllık bir plan yaparlar product manager ile birlikte. Oradaki ürünleri geliştirmek üzerine giden bir yoldur. Ama benimki sıfırdan bir ürün fikriyle o ürünün teslimi ve ölçeklendirilmesine kadar olan tüm süreci yöneten bir rol. Mühendislik de var işin içinde. Stakeholder management dediğimiz kısım da var. Birazcık satışçılık da var. Yani satış yapmıyorum. Satış kotam yok. Satışçılar ayrı, ama yine de bir satıştan anlıyor olmak gerekiyor. Müşteriyle konuştuğumuz için nabza göre şerbet vermek gerekiyor bazen. Onların problemini anlamak için biraz daha onların dilini konuşmak gerekiyor. Öyle bir süreç. Peki şeyden biraz bahsedelim. Sen Facebook'ta çalışıyorsun. İşte Facebook olsun, Apple olsun, Amazon olsun, Netflix. Bu tarz büyük firmalarda, Google, uluslararası bir çalışma ortamı var. Sonuçta dirsek temasında bulunduğun kişi farklı bir ülkeden, farklı bir kültürden. Öbür tarafında, öbür dirsek temasında bulunduğun kişi belki bambaşka bir kültürden geliyor. Firmaların tabii ki bir core kültürleri var, core value'ları var. Çekirdekte paylaştıkları ve buna göre mülakat süreçlerinde seçtikleri. Ama yine de içeride bu farklı etkileşim ortamlarında olmak nasıl bir his? Bazen bunu yönetirken zorlandığın oluyor mu? Bunun keyifli yanları neler, zor kısımları neler? Birazcık bunlardan bahsetmek ister misin? Tabii ki. Yani gerçekten aslında her milletten insanla çalışıyoruz. Ve kültürler çok farklı. Adapte olmakta zorlandığım anlar oluyor. Kültürel farklılıklarımız var çünkü, yani hani
her insan. Mesela kendimi Akdeniz insanlarıyla daha rahat hissediyorum. Ama Kuzey Avrupa insanlarıyla, şimdi artık alıştım. İlk başta biraz iletişim belki zorlanabiliyordu. Çok direktler, biraz soğuklar. Onu kırmak zor oluyor. Asya'dan gelen arkadaşlarla iletişim için biraz daha, bir tık daha değiştirmek gerekiyor falan gibi. İşte nabza göre şerbet vermek aslında durumunda kaldığımız yerler oluyor, ama çok keyifli bir şey. Yani ben çok keyif alıyorum. Farklı insanlarla birlikte çalışmak, farklı kültürleri görmek, onlardan öğrenmek, yeri geldiği zaman onlara bir şey öğretebiliyor olmak çok keyifli bir şey. Yani o insanın tek düzelikten çıkarıyor. Hep aynı insanla iletişim halinde olmak ya da aynı insan tipiyle iletişimde olmak beni sıkan bir şey. Hem çalıştığım firmanın içerisinde hem de çalıştığım ortamlar da çok multinasyonel. Keyifli. Yani tabii ki zorlukları var ama ben oldukça keyif alıyorum. Ya yani şöyle bir şey örnek vereyim ben sana. Benim şu an burada bir takım, ben tek ilk mühendisim Hollanda'daki Facebook adına. Şimdi 4 kişiyiz. Bir Çinli arkadaşım var, bir Amerikalı, bir İngiliz arkadaşım var. Yani çok farklı kültürler. Ve çok da güzel anlaşıyoruz, çok da güzel işler başarıyoruz. Yani böyle bir ortamda çalışıyor olmak da keyif veriyor insana. Mutlaka veriyordur ya. Hani ben çok kısa bir süre mesela Amsterdam'da bir research grupta çok kısa bir yer almıştım. Hatırlıyorum yani ne kadar direkt olduklarını ve bazı şeyleri doğrudan söylediklerini. Hani kültürel farklılığı tamamen hissetmiş ama alıştıktan sonra çok güzel gelmeye başlamıştı. Tabii tabii, o çok net oluyor. Yani o direkt iletişim, kafa yormuyorsun yani. Ne demeye çalıştı bana demiyorsun. Çünkü çok net söylüyor ne demek istediğini. Aynen öyle. Ona biraz alıştıktan sonra o sert geliyor ilk başlarda. Bizim kültürümüzde biraz öyle değil yani. Biz biraz lafı döndürürüz, hemen direkt söyleyemeyiz. Arkadan göreyim, gence veririz yani. O yüzden alıştıktan sonra da ben de alıştım. Artık dümdüz, benim biraz da kişiliğime de uyuyormuş yani. Kendim buldum diyebilirim burada. Altyapı hazır olunca diyorsun. Aha, evet. Peki abi, teşekkür ederim bu sunumun içinde. Şeyden birazcık bahsedelim. Tamam, ben yeni mezun bir adamım ve hani bu tarz dediğin gibi Facebook, Amazon bir firmada pozisyonlara da baktım. Başvuru sürecine geldim artık. İş ilanlarını takip ediyoruz anladığım kadarıyla sürekli. İşte LinkedIn'den olabilir, farklı platformlardan olabilir. Artık LinkedIn'de de uluslararası bulmak çok zor değil. Kendime uygun bir iş ilanı arıyorum. Bulduğumda artık başvuruyorum, CV'mi gönderiyorum ve süreci bir şekilde başlatıyorum. Orada bir hemen es vereceğim. Bir es vereceğim. Tabii, buyur abi. Şimdi şöyle, ben Google'a 3 kere 5 kere kendi başıma başvurdum. Mailime yani şey, CV attığım CV'ye cevap gelmedi. Bir öğretim görevlisi, asistan arkadaşımız vardı şeyde, ODTÜ'den hocamız. O Google'a girdi. Ben LinkedIn'den ona ulaştım. Dedim ki hocam böyle böyle, ben Google'a mı başvurmak istiyorum, beni bana referans olur musunuz dedim ve CV'mi verdim. O referans oldu ve süreç akmaya başladı. O yüzden benim önerim, mümkünse tanıdığınız varsa, tanıdığınız yoksa da artık LinkedIn, yani o bu firmaların her birinde çalışan Türk kesin var. Yani olmama ihtimali yok. Bir tane Türk. İşte kendi okulunuzdan bir mühendis varsa kendi okulunuzdan bir mühendis. Bir yerden bir ortak bağ bulabileceğiniz. Hiç mi bulamadınız? Önemli değil. Herhangi birine yazın LinkedIn'den. Çünkü bu firmalar referanslara, referansla adam, yani şöyle bir istatistik var. Referansla gelen CV, kendi başına gelen CV başarılarına baktığın zaman referansla gelen CV'nin başarısı daha yüksek. O yüzden bu firmalarda referansla gelen CV'leri önceliklendiriyorlar. Ve referansla gelen CV sayısını arttırmak için de belli bonuslar koyuyorlar. Evet. İnsanları oraya teşvik ediyorlar, teşvikler koyuyorlar. Şimdi sizin oraya ulaştığınız bir insan, LinkedIn'den ulaştığınız herhangi bir insan, hiçbir bağınız olmasa bile, sizi önermek için, referans olmak için motivasyonu var. Olmamak için motivasyonu yok. Yani siz eğer başarılı olursanız o mülakat sürecinde, adamın cebine gerçekten para giriyor. Başarılı olmazsanız hiçbir şey kaybetmiyor. Tek kaybettiği 3 dakika, 4 dakika. Oraya klikledi, buraya klikledi, CV'yi şuraya upload etti. Okey, submit'e bastı bu. Bu zamandan
kaybetmeyi, yani oradaki opportunity cost'u, zamanı kaybetmek tarafında kullanıyorsa onun bileceği iş. Ama yani gerçekten iş değil birinden referans almak. Kesinlikle referans almaya gidin. Hiç kendiniz başvurmakla uğraşmayın derim ben. Facebook konusunda ben referanslarımı buradan söylüyorum. Bana gelin. Kesinlikle hiç üşenmem. Referans olurum. Seve seve. Olursun yani. Ben ona şeyim. Tanığım ve şahidim olursun abi. Ya şey, gerçekten genç profesyoneller de aslında burada güzel bir vasıta. Tamam, bir sürü network var ama şu an biz madem bu network'teyiz. Ya yapıştırın ya, korkmayın. Hani bu Türkiye'de de böyle, sadece yurt dışında değil. Ben görünce bir IEEE'den birini ufak ufak çaktırmadan yanaşıp ya sizin şirkette durumlar nedir? Hani böyle böyle kariyer fırsatları var mı diye sormaktan çekinmiyorum. Bu bir işe sahipken de bunu sormayı ben şey olarak görmüyorum. Çok normal ve hani sektörün o anki durumunu koklamak çok doğal bir şey. Bunu biraz daha çekinmeden yapmakta fırsat, yani fırsat var diye düşünüyorum. Bunu yapmak iyi bir şey. Bunu sana da yapmaları iyi bir şey. Veya herhangi dünyanın herhangi bir yerinde yer alan IEEE Network'ünde veya IEEE Network'ünde olmasa da bir şekilde ulaşabildiğiniz insanlara yapıp bu şekilde iş fırsatı kovalayabilirsiniz demek bu aslında. Tabii canım, IEEE Network'ü olur, okul Network'ü olur. Hiçbir Network olmaz, başka bir şey Network, yani hiç önemli değil. ya biz tamamen baktığın zaman bu dünyadaki her şey, yani bizim inşa ettiğimiz her şey insan ve insanlar için değil mi? Ve insanlarla olan iletişimlerimiz çok temelini oluşturuyor bu işin. O yüzden çekinmemek lazım. Ulaşmak, yardım talep etmek, istediğin zaman yardım talep etmek gerekiyor ve bunlar çekinmemek gerekiyor bence. Bir de yani reddedilmekten de çok korkmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hem iş başvurusu konusunda hem de bu tarz yardım talepleri konusunda senden birazcık ondan bahsetmeni isteyeceğim. Hani benim deneyimlerim o yönde oldu ama senin de öyle mi? Belki 30-40 tane işe başvurduğunda birçoğundan red alabiliyorsun ilk başta. Çünkü ilk başvurularında zaten yurt dışında nasıl hazırlayacağını bilmiyor olabiliyorsun. Bu konuda eksik bilgin olabiliyor. CV'ni yanlış düzenleyebiliyorsun. Öyle ki bazı ülkeler, bazı şirketler var ki CV'ne fotoğraf koymaman gerekiyor. Cinsiyet koymaman gerekiyor. Önce bunları öğrenmen gerekiyor. Bunları tecrübe ettikten sonra gerçekten CV'n uymuyor olabiliyor. Ama sonuçta bu süreçte sen kendini geliştirirken bir sürü red alabiliyorsun. Senin tecrübende böyle mi oldu? Yani yoksa direkt ben ilk başvurumda işe başladım diyebiliyor musun gönül rahatlığıyla? Bir pes etme noktası yani, var mı? yani çok red aldım. Yani çok canımı sıkan redler de oldu. Çok saçma mülakatlara da girdim. Yani çıktığımda sinirden ağlayacak durumlara da geldim. Bunlardan geçmeden oluyorsa, yani olur yine olur, şanslısın. Çok iyisindir, çok şanslısındır. Yani ne kadar iyi olursan olsun orada bir şans faktörü var. Çünkü karşına gelen adamla olan iletişimin de, o mülakatı yapan kişiyle, hemen mesela Google'da bir tane mülakatta adamla tutmadı ya kimyamız. Adam bana bir şey diyor ve yani hiçbir şekilde adamın bana tüyo veriyor ama verdiği tüyoyu anlamıyorum, sorduğu şeyi anlamıyorum. Kimyamız tutmadı adamla ve yani hareketleri bana itici geldi. Ben muhtemelen adama itici geldim. Anlaşamadık. Yani bunlar olabilecek şeyler ve red alacağız, yani alacağız ama bu kesinlikle yıldırmaması lazım. Yani hani hayattaki herhangi bir şey için böyle. Sürekli karşımıza onu yapamazsın, bunu yapamazsın, senden olmaz, git çalış da gel falan diyen çok insan olacak. Her seferinde onları içselleştirip kabul edip kabuğumuza çekilirsek hiçbir şey yapamayız hayatta. O yüzden bence bu mülakattır, şeydir, ayırmaya hiç gerek yok. Hayat felsefesi olarak reddedilmekten korkmamamız, risk almaktan korkmamamız. Tabii ki hesaplanmış risk. Yani gidin bütün paranızı, varınızı, yoğunuzu işte lotoya yatırın demiyorum. Yani o da bir risk almaktır da o saçma bir risktir, hesaplanmamış bir risktir. Hesaplanmış risk almaktan korkmamak gerekiyor, reddedilmekten korkmamak gerekiyor. Çünkü günün sonunda ölüm yok ucunda. Yani kaybedebileceğin ne var? Zamandan başka. Yani o insana, mesela bir insana ulaştın. Dedin ki böyle böyle, ben sizden referans istiyorum. Ben sizden şu konuda bilgi istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Evet ya da hayır. Hayır derse o mesajı yazmak için harcadığın 5-10 dakikayı kaybettin. Ve bunun bir tabii ki duygusal bir kostu da var. Hani reddedilmenin bir kostu var tabii ki. Ama o bizim aslında o duygusal kost düşünce yapımızla ve mindsetle, o yani kafamızdaki onu konumlandırmamızla çözebileceğimiz, etkisini azaltabileceğimiz bir şey. Zamandan başkası temelde kaybettiğin hiçbir şey yok. O yüzden
insanlarla konuşmak, onlara yani gitmek, bir etkinliğe gittiniz, sevdiğiniz bir insan var, tanışmak istediğiniz, gidin yanına konuşun. İnsanların hoşuna gider. Yardım isteyin. Yani tabii ki her şeyin bir şekli var. Yani gidip de yani bir yardım istemenin de bir şekli var. Biriyle tanışmanın da bir şekli var. İşte bir mülakata girmenin de bir şekli var. Onları uygulamak gerekiyor ama onların içerisinde bulun, o durumların içerisinde bulunduğunuz sürece red alsanız da bir olur, iki olur, üçüncüde kırarsınız yani. O zaman hani mülakatlarda sorulan belli şeylere yatırım yapacağım, veri yapıları gibi hackathonlara iş başvurularını yapmaktan çekinmeyeceğim. Eğer yapabiliyorsam, imkanım varsa sertifikasyonlara birazcık abanmak, belki yeterliliğini kanıtlamak için mülakatlarda nasıl durur bilmiyorum. Sertifikasyonlara önem veriyor musunuz? Veriyorlar mı? Ne düşünüyorsun o konuda abi? Ya role göre değişir. Role göre değişir. Firmaya göre değişir. Bu tarz büyük firmalarda işte atıyorum Amazon AWS sertifikan varsa değerli görüyor. Microsoft işte Microsoft sertifikan varsa değerli görüyor. Ama işte Facebook Microsoft sertifikasını ne kadar sayıyor, seviyor bilmiyorum. kendi sertifikalarını tabii ki değerli görüyorlar. Onun dışında işte herhangi bir orta ölçekli firmaya gireceksen bulut bilişim konusunda işte AWS, Azure yani onları sayabilirim tabii ki olarak. O konularda sertifikan varsa onlar geçerli. İşte Scrum, işte takımla çalışma gibi işte product yönetme gibi sertifikalar rol tabanlı, işe yaradığı ve çok gerekli olduğu yerler olabilir. Tamamen hangi kariyeri, hangi rolü yapmak istiyor? Ya ben çok basit bir formülü var. Şöyle bir şeyle de bakıyorsun. Açılan listinglere bakıyorsun, job listinglere, LinkedIn'de. Adamların ne istediği belli. Senin kapasiten belli. Farkını alıyorsun. Ne eksik? Yapıyorsun. Sonra o eksikleri kapatıp mülakatlara giriyorsun. Yani mülakatlara da çalışıyorsun, hazırlanıyorsun. Onların da hazırlanma yöntemleri var. Ve oluyor. Yani çok şey değil. Matematiği belli yani. Hani bu kadar basit. Şeyi sorayım abi, sen 4 yıldır Hollanda'dasın. Hatta 4 yıldır da Amsterdam'dasın galiba. Evet. Hep Amsterdam'daydın. Yok yani Amsterdam'da çalıştım. 2 sene Haarlem şehrinde yaşadım. yani yarım saat mesafe. 15 dakika trenle. Öyle bir yerde yaşadım ve şimdi de Amsterdam'da yaşıyorum. Nasıl bir his? Memleketten, evden uzakta olmak ama bir anda da Hollanda'da olmak, artıları, eksileri, bu kişiden kişiye çok değişebilecek bir şey, farkındayım sorduğum sorunun, ama en azından bunu yaşayan birinin tecrübesini dinlemekten mutlu olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi benim için, ben kendim açımdan söyleyeyim, benim için memleket insandır ve ben insanları çok özlüyorum. En çok özlediğim şey insanlar. Tabii İstanbul yani çok güzel Türkiye, Hollanda'ya kıyasla. Yani ülke olarak da çok güzel. Yemekler olarak da çok güzel. Hava olarak da çok güzel. Başka taraflarda da Hollanda çok daha güzel. Nedir işte, hayat kalitesi olarak daha güzel. Daha az insan var. İşte bisikletle insanlar gidip geliyorlar işlerine. En çok yapılan sporlardan bir tanesi yol bisikleti Hollanda'da. İşte sağlıklı bir yaşam, stressiz bir yaşam, daha düzenli bir yaşam. Bunlar da Türkiye'ye nazaran Hollanda'nın artıları. Her iki tarafında artıları, eksileri var. Siz kendi matematiğinizde, kendi içinizde hangisi daha ağır basıyor diye bakmak durumundasınız. Benim için şu koşullarda Hollanda'da yaşamak biraz daha pozitif bir tarafı var. İşte bunun ekonomik sebepleri var, bunun politik sebepleri var, bunun işte sosyoekonomik sebepleri var, sosyolojik sebepleri var. Ama keyif alıyorum burada yaşamaktan. En çok neyi seviyorum? Ya mesela korona döneminde ben Türkiye'ye geldim. 3 hafta önce falan Türkiye'deydim. Açıkçası bu dönemi ben burada geçirdiğim için mutluyum. Yani hani 3 aşağı 5 yukarı oranladığın zaman nüfusları, sayılar burada da çok hızlı artıyor. Burada da çok büyük bir kriz var ama Türkiye'de gerçekten ben şeyi hissettim. Yani o korona gerçeğini ben Türkiye'de hissettim. Ben koronadan yani pandemi sürecini yaşamamışım ben. Türkiye'ye gelince anladım insanların o
fikir yapısı, insanları işte maske, bir sürü insan sokakta, yani maske takıyoruz, dikkat etmemiz lazım ama insanlar iç içe hala restoranlar işliyor, hayat akıyor, toplu taşıma araçları dolu falan filan gibi baktığın zaman orada biraz vurdu. Bu süreci burada geçiriyor olmaktan keyif alıyorum açıkçası. Yani böyle daha segrege, daha insanlardan ayrı kabuğumda, küçük bir adada yaşıyorum ben, Amsterdam'ın doğusunda. O adada keyifli bir hayatım var. Evet, sen yok yok, buyur abi, devam et. Yok, bir şey yok benim, yani devam et. Tamam. Şeyi soracaktım. Ya konuştuğumuz şeyler genelde genel geçer şeylerdi ama şimdi konu ufak ufak pandemiye de geldiği için birazcık oradan bahsedeyim istiyorum. Pandemi Türkiye'de aslında birçok IT direktöründen, birçok CTO'dan daha inovatif çıktı. İşte büyük büyük holdingler vesaire bile evden çalışmaya başladılar. İşte sektörün bayağı uzun zamandır beklediği şeyler ufak ufak olmaya başladı. Dünyada da görüyoruz. Türkiye'de de bunun yansıması oldu. İşte insanlar artık evden daha yaygın çalışıyor. Hatta bazı şirketler korona bahanesiyle başlayıp, korona nedeniyle başlayıp sonra kalıcı olarak remote'a geçen holdingler, bankalar oldu. Şeyi sorayım. Covid'in işe alım süreçlerine etkisi nasıl oldu, ne oldu? Şimdi eskiden mesela başvurduğumuzda bize dediğin gibi bir uçak bileti geliyordu genelde büyük firmalardan ve otel karşılanıyordu. Gidiyorduk, yüz yüze görüşüyorduk. Şimdi bunların online'a döndüğünü tahmin etmek çok zor değil. Ama aynı zamanda mesela şöyle şeyler de duyuyorum. Bazı firmalar artık bulundukları ülkeden insan almayı tercih ediyorlar bu pandemi şartları nedeniyle. Mesela biz şu an yerleşik olarak Hollanda'da veya yerleşik olarak Almanya'da arıyoruz diyebiliyorlar. Eskiden daha açık olan, sınırlar arası daha açık olan şey biraz daha böyle sanki restricted, daha böyle kapalı hale dönüşmüş gibi. Benim gözlemim öyle en azından. Sen nasıl yorumluyorsun? Koronanın bu işe alım süreçlerinde, kariyer planlamasındaki etkileri sence neler abi? Şimdi tabii ki bir ekonomik kriz var. Yani bu sadece Türkiye'yi etkileyen bir şey değil, tüm dünyayı etkileyen büyük bir ekonomik buhranın öncesindeyiz. Çok öyle durmuyor ama öyle. Yani çok etkilendi tüm dünya bu durumdan. Bu tabii bir sürü iş alanında açık olan pozisyonları etkiledi. Yani daha az şu an açık olan pozisyon sayısı. Var olanlara da dediğin gibi uzaktan artık bütün mülakat süreçleri. Bu pandemi sürecinden iyi etkilenen firmalar var, büyüyen firmalar var, küçülen firmalar var. Tam dengeliyor mudur birbirlerini çok emin değilim. Onun dışında %100 katılıyorum. Uzaktan çalışma yapabildiğimizi, zorunda kaldığımızı bunu yapabildiğimizi gösterdi bu süreç. Ve firmalar da aslında bunun farkına vardılar. Firmaların canına minnet. Tabii. Acayip büyük bir masraf kalemi düşüyor. Ofis açmak zorunda değilsin, insanları ofise getirmek zorunda değilsin. İşte o bir sürü başka masrafından kaçınıyorsun. Özellikle Facebook, Google gibi firmalar çok büyük yüklü maliyetleri var ofislerde. Yani Hollanda ofisi belki o kadar değil, çok büyük değiliz biz burada ama şeye gidiyorum işte, Menlo Park ofisine gidiyorum, headquarters, bildiğin kampüs. Yani ODTÜ kampüsü gibi bir yer, içinde her şeyin, bütün imkanların olduğu bir çalışma alanı. Şimdi oranın açık kalmasının da büyük bir kostu var. Tabii firmalar da bunun farkında. Tabii şöyle bir gerçek de var. Evet, uzaktan çalışalım. O zaman da firmaların karşı karşıya kaldığı risk ve tehlike aslında kültür. Bu kültürü kaybetmek. Çünkü o tarz ortamlar, o kültürü, işte Facebook kültürü, Facebook'ta çalışma kültürü dediğimiz, işte Google'da çalışma kültürü, Amazon'da çalışma kültürü dediğimiz şeyler, ofislerin, insanların bir araya gelerek oluşturduğu, onu hayatta tuttuğu bir şey. Herkes uzakta kendi kabuğunda çalıştığı sürece bu kültür yeni gelenler için özellikle nasıl aktarılacak? O insanlar bu kültürü nasıl alacaklar? Nasıl devam ettirilecek? Çok büyük bir soru. Bu da firmaların kafasını kurcalayan bir şey. Toparlayacak olursak, evet, zorlaştı pandemi sürecinde. Ekonomik sebepleri var bunun ve başka sebepleri var ama şöyle de bir fırsat çıktı. Dediğin gibi bir sürü firma tamamen remote'a geçti ve Türkiye bence remote çalışmak konusunda untapped bir market. Yani Ukrayna kadar şeyi tartışmıyorum bile, yani Hindistan'ı falan tartışmıyorum bile de. Şimdi en yakınımızda örnek Ukrayna var. Ukrayna gerçekten remote çalışmak konusunda çok değerlendirilen bir market. Çok fazla mühendisi olmamasına rağmen
Çok değerlendirilen bir market. Niye Türkiye değerlendirilmiyor? Bir de yani başka firmalar için de başka avantajlar var. Türkiye'deki insanlar için başka avantajlar var. Yani dolarla kazanıp Türkiye'de harcıyor olmak bir avantaj sağlıyor. Siz de Türkiye'de dolar TL paritesinden yararlanıp bir firma olarak Türkiye'de biraz daha az maaş veriyorsunuz. Sonuçta Türkiye'deki yaşam koşulları Hollanda'daki yaşam koşullarından daha ucuz. O yüzden de maaşı daha düşürebiliyorsunuz gibi win-win durumları var. Aslında bence firmalar bu gerçeği fark edecekler bir şekilde. Ve Türkiye'de de remote, yurt dışına remote çalışmalar artacak. Yani lokasyon olarak taşınmasa da insanlar. Taşınma da devam edecek yani bu. Evet azaldı. Eskisi kadar fazla değil. Ben Hollanda için söyleyebilirim. Yani ben eskiden böyle sürekli Türkiye'den gelen insanlar duyardım. Bu sene bir duruldu. Daha önce mülakatını yapmış, kabulünü almış arkadaşlarım bir iki ay geç gelmek zorunda kaldılar bu pandemi sürecinden dolayı. Şimdi öyle vizeler kolay çıkmıyor. Yani hani mülakatları geçseniz vize bekliyorsunuz. Vize çıkmıyor. Kapalı devlet daireleri falan filan. Bir de öyle bir süreç var tabii yani. Ama bunlar tamamen bizi şey yapmaması lazım. Bu zor bir süreç. Bu süreçte mezun olan arkadaşlar evet bir tık daha 2008 şimdi 2008'de mezun olan insanlar, 2009'da mezun olan insanların şanssızlığıyla bu dönemin mezunlarının şanssızlığı 3 aşağı 5 yukarı biraz oturuyor. Zor bir süreç, zor bir ortama çıkıyorlar. Ama bu onları yıldırmamalı. Saldırmaya devam. Devam. Ya şey, remote çalışmanın bir sürü avantajı, dezavantajı tartışılır da şey de çok büyük bir fayda oldu. Yani en azından çalışanlar için de, firma için de. Özellikle İstanbul bazında bu işe baktığımızda veya Türkiye bazında trafik süresi, tabii, sizin işe evet. ulaşma süreniz artık yok ve mesaiye başlamadan 10 dakika önce kalkıp bilgisayarın başına oturmak o kadar tatlı bir şeymiş ki biz bunu fark ettik yani. Hani hem ben öyle yapmıyorum da eşim öyle yapıyor. Eşim evet 10 dakika önce kalkıp öyle oturur bilgisayar başına yani. Onun keyfine o vardı. Ben öyle yapmıyorum vardı. Sen nasıl yapıyorsun abi? Senin nasıl bir programın var? Benim sabah rutinlerim var. Benim bir ritüelim var sabahları. Erken kalkıp onları icra etmem gerekiyor. Yoksa kendimi kötü hissediyorum. Ama eşim şey yani hani toplantı stand-up'ından önce bir 15 dakika önce kalkar. Stand-up'ına geçer. Onun hayatı ona güzel yani şu an. Bilmiyorum. Uykuyu almak benim verimliliğimi çok arttırıyor yani. Hani ki ben sen İstanbul'da... de eşime benzer bir şey. Benim yolum 1,5 saat bile yani. Ben 1,5 saat tek yön gittiğim için evimle eşim arası benim için çok büyük bir konfor oldu yani. Hani evet. Yani bayağı hayatın büyük bir kısmını kazanmışsın yolda. Geri. Tabii. Evet. Yolda harcıyordum. Şimdi onun yerine kendime harcıyorum. Güzel oldu. Genel olarak böyle hani konuyu birazcık toplayacak olursak hani senin son sözlerini almak adına neler söylemek istersin? Bu büyük firmalarda çalışmak isteyen arkadaşlara son tavsiyelerin neler olur? Birazcık açık mikrofon yapmak istiyorum abi hani böyle kapanışta. Senin söylemek istediğin şeyleri dinlemek istiyorum. Hoş bir sohbetti. Teşekkür ederim. Ben sana bırakayım açık mikrofon olarak. Sonra da kapatırız eğer istersen. Tabii. Yani ben umarım burada bir vizyon verebilmişizdir diye umuyorum. Önemli olan şey bir şeyi gerçekten istiyor olmak ve o istediğin şeyi koparıp alabiliyor olmak. Her hayattaki herhangi bir şey için benim düşüncem yapısı, benim düşüncem gereği bu böyle ve bu mülakatlar ve iş süreci için de böyle. Gerçekten yurt dışında çalışmak istiyorsanız 1001 türlü yolu var ve size bu yolda yardımcı olacak bir sürü insan var. Ben bunlardan biriyim. Tek başıma değilim. Benim gibi yüz binlerce insan vardır. Size yardımcı olmak isteyecek. Yardım istemekten çekinmeyin. Böyle diyelim. Ve benim başka ekleyecek bir şeyim yok. Tamam. Çok teşekkür ederim abi. Ağzına emeğine sağlık. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Beni kırmadığın için. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bu bir canlı yayında ama sonuçta bu YouTube'a da yüklenecek. YouTube'da kalıcı olarak da olacak. Umarım bir gün birileri izlediğinde faydalanır bundan ve sana teşekkür ederler veya bana ulaşırlar. LinkedIn'den bir yerden yazarlarsa çok mutlu olurum açıkçası. Senin de birilerinin hayatına dokunabiliyorsak, onlara bir ufak da bir kafada bir soru işareti, bir ünlem oluşturabiliyorsak ne mutlu. O zaman sadece derse girerek mühendis olunmaz deyip IEEE'nin mottosunu da hatırlatıp ufak kapatalım istersen abi. Dediğim gibi umarım birilerine vizyon bir şeyler katmışızdır, vizyon olmuşuzdur ve fayda sağlayabilmişizdir. Benlik böyle abi. Teşekkür ederim dediğim gibi vakit ayırdığın için. Eğer sen son bir şey söylemek istiyorsan. Tamam. Çok teşekkür ederiz.
O zaman arkadaşlar, vakit ayırdığınız, izlediğiniz için sağ olun, var olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.